Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı THT Geometri Soru Bankası kitabında dörtgenler konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test birinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda şöyle açıların verildiği dörtgene dikkat edecek olursak yani şuraya dikkat edecek olursak şuradaki açıyı bulabiliriz. 75, 95 daha 170 yapıyor. 80 daha 250 yapıyor. O zaman 360'a tamamlayan 110 derece yapıyor. E hocam burası 110 sa o zaman 180'e tamamlayan 70'tir. X kenarlıktan dolayı burası da 70'tir. 70-70-140'tan buraya da 40 derece kalır. Yani cevap akçay oldu birinci soruda. Geldik 2'ye. Şimdi 80 derece ise burası kaç derecedir? 100 derecedir. Ardışık açılardan çıkan açı ortaylar arasında kalan açı neydi? Toplamlarının yarısıydı. Yani x 100 artı 110 bölü 2. Yani buradan da kaç çıkıyor? 105 derece çıkıyor. İkinci soru balık kesir oldu. Geldik 3'e. Karşılıklı köşelerden çıktığı zaman arada kalan dar açıyı biz buluyorduk. Şuradaki açıların farklarının yarısıydı. Alfa 110 eksi 50 bölü 2 eşittir. Yani 110'dan 50 çıkarsan 60. 2'ye bölsen 30. Burası 30 derece oluyor. Evet 30. 60 90 üçgen çıktı. E, buradaki üçgende 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 8 yapar. Yani 3. soru Cehan oldu. Geldik 4'e. BCK iken burası 2K verilmiş. Hemen K'ya 2K'yı yazalım. Köşegenler dik kesen bir dörtgende karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir k kare artı 2 k'nın karesi 4 k kare eşittir. 6'nın karesi 36 artı 8'nin karesi 64 yaptı. Buradan 5 k kare eşittir 100 yaptı. k kare eşittir kaç yapıyor? 20 yapıyor. Yani k da kök 20'ye eşit olacaktır. Bu 4 çarpı 5 ya. O da 2 kök 5'e eşit oldu. Yani bizden de zaten ne isteniyor? BC uzunluğu, K uzunluğu isteniyor. Cevap C han çıktı. 5. soruda köşegenleri dik kesen ve alanları S1, S2, S3 olan 3 dörtgenin köşegen uzunlukları ile oluşturulan sıralı ikililer santimetre cinsinden bu şekilde verilmiş. He, mesela bir tane dörtgenimiz var. Köşegenleri dik kesiyor. İşte köşegenleri sıralı ikili şeklinde verilmiş. 6'ya 4. Yani birinin uzunluğu 6 iken birinin uzunluğu 4. E o zaman burada S1 nedir arkadaşlar? 6 çarpı 4 bölü 2. Köşegenler dik kesiyorsa köşegenler çarpının yarısı alanlar alanına eşit değil miydi? 24 bölü 2'den 12. O zaman S2 de 3'e 8. O zaman 3 çarpı 8 bölü 2 yani kaç çıkıyor? 24 bölü 2'den 12'ye eşit oluyor. S3'e bakacak olursak bu da 12 2. 12 çarpı 2 bölü 2'den bu da 12 yaptı. O zaman bütün alanlar birbirine eşit olmadı mı arkadaşlar? 12 12 12. O zaman cevap edelim oldu. Geldik 6'ya. KBC eşkenar üçgen demiş. Hemen 60'ları yerleştiriyoruz ve bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. 6 6 6. Dörtgenin alanı. Köşegenler belli. Arada kaçı da belliyse. Üçgenden de yapabileceğini biliyorsun gerçi. Direkt köşegenler çarpma. Yani 10 çarpı. Diğer köşegen 8. Çarpı sinüs 60 bölü 2 bize alanı veriyor. Bu kök 3 bölü 2. Şu bölü 2 ile şu sadeleşsin. Şu bölü 2 ile şu sadeleşsin. 4. 5 kere 4. 20 kök yapar mı cevap? Yapar. Yani cevap denizli oldu. 6. soruda. Geldik 7'ye. Orta noktalar verilince hemen bir dörtgen oluşturuyorduk. Karşı alanlar toplamları birbirine eşitti şu 25 değil mi? Bir de tüm alanın dörtte biriydi. Ya da şuraya da A diyecek olursam. A artı 5 eşittir 10 artı 15. O zaman A'yı kaç buluruz? 20 buluruz. A 20. Bu arada karşılıklı alanlar toplamı 25 ya. Tüm alanın dörtte biriydi. Yani 25 çarpı 4'ten tüm alanı 100 buluruz. Tüm alan 100 ise bu da bizim alanın yarısı olmuyor muydu? Evet yani burası da 50 olacak. E bizden şu boyalı bölgenin alanı isteniyor. Yani 50 ile 20'nin toplamı isteniyor. Cevap 70 yapar. Cevap denizli oldu. 7'de. Geldik 8'e. Bu orta noktalar ise. Evet orta noktalarmış. Şöyle orta noktaları göstereyim isterseniz. Bu ne oluyordu arkadaşlar? Tüm alanın yarısı oluyordu değil mi? Şurası 18. Tüm alan o 36 mi yapacak? Evet. Peki şuraya A dersem. Karşılıklı alanlar toplamı A artı 3. Tüm alanın 4'te biri. 36'nın 4'te biri. Yani 9 ise A'yı buradan 6 buluruz. E aynı şekilde şuraya B diyecek olursam şu ikisinin toplamı da B artı 5 de tüm alanı 4'te 1'e 9 eşit olacak. Yani B'yi de 4 buluruz. Benden alan cm'n cmn'ye bakıyorum. Yani A. Yani 6 bölü D, isteniyor. D, de N'de B'di. B'yi de 4 bulduk. 6 bölü 4'ten cevap kaç çıkacaktır? 3 bölü 2 çıkacaktır dostlar. Yani cevap akçay oldu. 8. soruda geldik 9'a. Evet ne yapıyoruz burada ya başka türlü çöz aslında şöyle bir dörtgen oluşturup hocam bu dörtgen tüm alanın yarısı diyebilirsiniz. Dikdörtgen ya 6 kere 7 42 burası. Tüm alanda 84 yapıyor diyebilirsiniz. Birinci yol bu. İkinci yol da şu. E hocam köşegeni çizsek ortaban çıktı. 7 ise 14 çıkar burası. Sonra öbür köşegeni de çizsek bu da ortaban çıktı. Çünkü şunlar eşit şunlar eşit 6 ise burası da 12 çıktı. E şu e, şunla bunlar paralel. 90 sayı yönde 90. E burada da yönde 90 oldu. Köşegenler belli. Arasındaki açıda 90 derece alan 12 çarpı 14 bölü 2'ye eşittirip sadeleştir 7. Çarptığımız zaman da 7 ile 12'yi 84 çıkıyor. Yani cevap denizli oldu. İki farklı şekilde çözdük size. Evet geldik bir sonraki soruya. Şöyle bir katlama yapılmış. Orta noktaları mıymış? Evet orta noktalarıymış. Şunları şöyle eşitleri gösterelim arkadaşlar. Ve eşitleri gösterdik. Şimdi ne oluyordu? Bir kere şurada kalan A ise burada kalan daha mıdır? Katlamadan dolayı evet üstte binan alanlar da birbirine eşit olacak. Şimdi şu karşılıklı alanlar toplamı 20 Neye eşittir? Şu karşılıklı alanlar toplamı A artı 12'den dolayı A'yı buradan 8 buluruz. A 8 çıktı. E o zaman burası da 8. Tüm o, şu ikisinin toplamı 20. 20'nin 4 katı da 80 değil midir arkadaşlar? Yani tüm alan 80 olmak zorunda. Çünkü karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın 4'te 1'iydi. E, tüm alan 80'se, 80 ise 80'in yarısı mı olacak burası? Evet. 80'in yarısı 40 yapar. Ama 8'i buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 32 kaldı. Bizden ne isteniyor? 32 isteniyor. Cevap C an çıktı. 10. soruda. Geldik 11. soruda. Soruya. Yağız sayfaları dikdörtgen biçimde olan defterine köşegenleri sayfanın kenarlarına paralel olacak şekilde. Şu şekilde. Köşegenleri sayfanın kenarlarına paralel olacak şekilde. Hmm. ABC'de dörtgeni bu şekilde çizmiştir. Bak dikkat et burada defterine köşegenleri sayfa kenarlarına paralel olacak şekilde diyor. Hocam şu bu kenarlara paralel bu da şu kenarlara paralel. Arkadaş bu dikdörtgen şeklinde değil mi? Evet. E şunda şu paralel bununla da bu paralelse yöndeşlikten dolayı burası da 90 yapmaz mı? Ya da bunlar dik kesiyorsa paralelleri de dik kesmek zorunda değil mi? Aynen öyle. Ya da hocam yöndeş açı var. İşte şununla şu, şununla şu paralel. E bununla da bu paralel. Yöndeş açıdan 90 diyebiliriz buraya da. Neyse bulduk. E bizden x isteniyor. Karşılıklı kenarların kareleri toplamları. Yani x kare artı 100 eşittir. 2'nin karesi 4 artı 11'in karesi 121'e eşit olmak zorunda. x kare buradan 125 eksi 100 yapar. Yani x'i de x kareyi de böyle 25 buluruz. Ve x'i de böylelikle ne buluruz? 5 olarak buluruz. Yani cevap akçay çıktı 11. soruda. Ve böylelikle ÖSYM tarzı testlerden test 1'i bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.